Tokat'ta 2,5 yıl önce kaybolan iki çocuktan Dursun Kağan Taşçı ile 24 gün önce trafik kazası sonucu Kerkit Çayı'nda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe tüm aramalara rağmen hala bulunamadı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D100 Karayolu 9 Dolambaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında Niksar'dan Reşadiye'ye giden evli ve iki çocuk babası Ayhan Cebe'nin kullandığı araç yaklaşık 20 metre yükseklikten Kerkit Çayı'na düşmüştü. Jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Mavi isimli kadavra köpeği, Kerkit Çayı'nda kaybolan Muhtar Cebe'yi bulmak için havadan, karadan ve suda arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan jandarma arama kurtarma, sualtı ekipleri botlar ile arama yapıyor. Tüm aramalara rağmen Muhtar Cebe ve kayıp çocuk ile ilgili bir ize ulaşılamadı. Herkesten aramalar yapılıyor. İnşallah bir sonuç alırız. Bekliyoruz. Yani. Umut ediyoruz ki bir şeyler çıksın. Yukarı çık, yukarı biraz. Tamam, güzel. Dediğin yerler falan vardı, onlar da var.
kolu, bacağı, gövdesi ya da bir uzvu bize ben buradayım der. Ona çıkar. Aylar sonra yapılan bir arama olsa dediğimiz doğru. Orada. Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Gold White Türkiye olarak bilinen Altın Kanat Motosiklet Derneği üyesi 13 motosikletli Tokat'ta 2 gün konakladı. Ballıca Mağarası başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri gezen Gold Wing Türkiye ekibi Tokat'a hayran kaldı. Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip olan Goldwing model motosiklet kutunlarından Burak Gençoğlu, Samsun'a gitmeden önce memleketi Tokat'ı tanıtmak için iki günlük program düzenlediklerini söyledi. Çok güzel olmuş Tokat. Özellikle bu 2-3 sene içerisinde çok değişmiş. Bütün arkadaşlarımın yorumu çok temiz bir memleket olduğunu düşünüyorlar. Çok lezzet, çok eğlendiler. Onlar eğlendiği için ben daha çok eğlendim. Memleketimi tanıtmak istedim. Ballıca Mağarası'na gittik, Almus'a gittik. Yolları çok güzel. Yemekler zaten tartışılmaz. Çok lezzet aldık. Biz normalde bayağı rağbet gören bir derneğiz. Kulüp de değiliz aynı zamanda. Resmi bir derneğiz. Tüm dünyayı geziyoruz. İşimizin haricinde. Herkes iş adamı ayrıca. Buraya 13 motorla geldik. Bu sene bir ilk oldu bu. Ben Samsun gezimiz var. Öncesinde 2 gün önce gelelim Tokat'ımızı gezelim dedim. Sağ olsunlar kırmadılar. Geldiler 13 motor. İnşallah seneye daha çok olur. Gördüğünüz gibi artık otomobil gibi ara motorlarımız. Gayet nezih bir kulübümüz var. Arkadaşlarımızla beraber bu yaşamı devam, ömrümüz yettiği müddetçe devam ettireceğiz. Yolda çok dikkat çekiyoruz. Bizim motorlarımızın çeşitli aksesuarları var. Sağ olsun halkımız da bizi çekecek diye. Çok hoşumuza gidiyor ama ikinci bir şık var. Onlar bize bakarken bunu çekerken farkında olmadan bizim içimize giriyorlar. En büyük sıkıntımız da o. 40 yaşında. 4 arkadaşla başladı. Gittik. Hayatta motor kullanmamıştım. 4 arkadaşımız gittik o gün motosiklet mağazasından. Aldık motorlarımızı. Odur budur. Evet, 56 yaşındayım. 40 yaşından beri motora biniyorum. Motosiklet zor ve zahmetli. Özellikle bayanlar için bir yolculuk şekli ama eşlerimiz de çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Hem havayı koklayarak, görerek seyahat etmek çok güzel ve çok farklı. Oh, 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 oh
Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, filtresinin çevresindeki ihtiyaç sahiplerine verecek olan vatandaşların Ramazan bayramını beklemesine gerek olmadığını belirterek, dileyen vatandaşların filtrelerini peşin olarak da ödeyebileceklerine dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından filtre tutarı bu yıl kişi başı 19 lira olarak belirlendi. Bu doğrultuda filtresini vermek isteyen vatandaşların bayramı beklemelerine gerek olmadığını ifade eden Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Peygamber Efendimizin de bu yönde bir tavsiyesi olduğunu hatırlatarak, dileyen vatandaşların Ramazan ayı içerisinde de filtrelerini ödeyebileceklerini söyledi. Ramazan başlıyor. Yani sonuna kalmamasına gayret gösteriyoruz. Özel bir sebep vardır herhalde. Ya özel sebep ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını görsün diye. Yani ondan dolayı. Genelde böyle de bir adet olmuş herhalde. Bayramdan 3 gün 5 gün önce veriyoruz yani. Tabii ki herkes aslında Ramazan başında vermek daha uygun. Şöyle ki ihtiyaç sahipleri ona göre kendilerini tedarik ederler. O manada yani. Fitre bayram sabahı bedenimizin bir zekatı olarak üzerimize vacip olur. Dolayısıyla bayram sabahına erişmiş olmanın bir göstergesi fitreyi veririz. Ama bu fitreyi bayramdan önceki günde fakirin ihtiyaçlarını karşılaması bakımından, Ramazan içi veya bayramdaki ihtiyaçların karşılaması bakımından peşin olarak Ramazan içerisinde vermekte de bir sakınca yoktur. Hatta Peygamberimizin de bu yönde bir tavsiyesi vardır. Asgari miktarı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 19 lira olarak belirlendi. Üzeri verilebilir ama asgarisi 19 liradır. Tokat'ta hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerlerde şekerleme yaptı. Yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta Ramazan'ın ikinci günü hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklardan etkilenen vatandaşlar gölge yerlerde dinlenerek sohbet etmeyi tercih etti. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerindeki banklara uzanan bir vatandaşın yanı sıra meydan cami avlusundaki vatandaşlar da şekerleme yaptı. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti. Ama işte gölgede dinleniyor şu an. Havalar sıcak işte, dinleniyor. Ramazan çok iyi geçiyor. Çok şükür Allah ama onun ferahlığını veriyor. Biraz daha serin galiba. Burası serindir evet. Tokat'ın en serin yeri burasıdır. Meydan camisidir. Allah kabul etsin. Namazımızı kıldık, dinleniyoruz şu anda. Ramazan Tokat'ta her sene olduğu gibi rahmet, bereket,
şefkatle geçiyor. Elhamdülillah Allah bunları gösterdi. İnşallah daha nice Ramazan'da nasip eder. Hadi. Nasıl geçiyor amca Ramazan? Çok güzel. Evet. İbadetinizi yaptınız canlı. Yok Allah nasip ederse yapar. Ramazan çok güzel. Çok güzel. Allah herkese nasip etsin böyle. Hayırlı Ramazan tutmayı. Cami arasındasınız arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar sohbet ediyor, oturuyor. Cami arasındayız. İyice güzel 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 geçiyor Ramazan. Ramazan ayında bir taraftan oruç tutarken diğer taraftan da zayıflama hayali kuranlara uzmanlardan kötü haber geldi. Diyetisyen Candan Aktaş, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığına dikkat çekerek vatandaşları sağlıklı beslenmeleri yönünde uyardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan birçok vatandaş bir taraftan da fazla kilolarından kurtulma hayali kuruyor. Tartı üzerine çıktıklarında görülen kilo kaybının yağ yakımının aksine kas ve su kaybı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, oruç tutmanın bir zayıflama metodu olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek sağlıklı beslenme konusunda uyarılar yaptı. Ben de zayıflamak istiyorum aslında, ben sağlıklı bir şekilde. Sanır yapıyor musunuz? Sanır yapıyorum, sanır yapıyorum. Neler tüketmeyi seviyorsunuz sanırda mesela? Böyle şeyler tüketiyorum. Hani ekmek yememeye çalışıyorum ama illa ki yine de yiyorum, tüketiyorum. Evet. Bir çok uzun süre bir açlık var. Dolayısıyla bu kadar uzun süre bir açlıktan metabolizma çok yavaşlamış oluyor. Fazla miktarda su kaybediyor. Dolayısıyla da insanlar yalancı bir kilo kaybı görebiliyor. Tartıya çıktım, açlık arasında işte bir kilo kaybettim Ramazan'da diyor. Fakat bayram geldiğinde ben bunu 2-3 katıyla tekrardan geri aldığımı düşünebiliyorum. Birazcık daha protein içeriği yüksek besinler tüketirsen çok daha iyi olur senin için. En azından daha iyi geçirirsin. En çok sonrasında kısa sürede kan şekeri hızlı yükseltip hızlı düşürdüğü için özellikle tatlı ve hamur işi şeyler anında da o acıkma hissini beraberinde getiriyor. Şöyle, Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı sorusu aslında herkesin aklında bir soru. 17 saatlik bir açlıktan bahsediyoruz. Biz diyetlerimizi planlarken 4 saat veya 5 saat ana öğünlerin arasını geçmesin. Yani az az ve sık sık beslenelim diyoruz. Dolayısıyla da Ramazan'da oruç tutmak bir zayıflama yöntemi değildir. Çünkü çok uzun süre bir açlık var. Dolayısıyla uzun süre açlıkta şekerimiz düşecek. Yani kandaki şeker deposu, glikojen deposu ve kaslardaki glikojen deposu bitecektir. Yani tartıya çıktığınızda belki zayıfladığınızı görebilirsiniz ama daha sonra bayramda ben tekrardan verdiğim o 3 kiloyu, 5 kiloyu hızlı bir şekilde geri alıyorum diye birçok danışanım bana söylüyor. Yani bu gerçek bir kilo kaybı olmadığının da bir göstergesi. Yani vücut su kaybediyor, kas kaybediyor. Gerçek bir yağ yakımı, gerçek bir kilo kaybı değil. Çünkü 17 saatlik bir açlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla da oruç tutmak bir zayıflama yöntemi değildir. Özellikle sahur beslenmesi bizim için çok önemli. Çünkü en çok yapılan hata sahur yapmadan oruç tutmak. Vatandaşlarımızın bence yarısı, çünkü gelen az çok danışanlarımdan biliyorum, sahur yapmadan oruç tutuyorlar. Sadece bir su içtim yattım şeklinde bir bildirim alıyorum. Beslenmemizde sahurun önemi çok büyük. Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu veya fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerimizden destek alarak daha çok bir beslenme öneriyoruz. Ve mutlaka sahurda tam buğday ekmeği, özellikle ekmeği azaltıyorlar daha çok zayıflayacağını düşündükleri için. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Ramazan'dan önce herkes zayıflamak istiyor ama zayıflamaktan önce her şey sağlık. Ya
Ramazan sahurda niyet ederken önce Ramazan'a niyet ediyor, oruca niyet ediyorum, sonra kilo vermeye niyet ediyorum. Ama bir türlü beceremiyorum. Çünkü iftarda olsun, sahurda olsun az yiyeyim diyorum, şey yapayım diyorum ama sınır tutamıyorum kendimi. Yedikçe yesim geliyor, yedikçe yesim geliyor ama sofradan kalkınca da ben yine çok yedim diye pişman oluyorum ama yapacak bir şey yok herhalde. Aç kalıyor, akşam da ezandan sonra yediğinde daha çok yiyor aç kalınca. Ve kilo alıyor, dikkat etmiyor.